Son en renkli konuğumu çağırıyorum huzurlarınıza. İsim vermeyeceğim. Sadece bir hareket yapacağım. Kim olduğunu siz anlayın. Alkış istiyorum. Huzurlarınızda Türkiye'nin Apollos, Afrodit'i pardon. Afrodit'i huzurlarınızda hoş geldin. Hoş bulduk. 25 sene evvel Afrodit'ti. Şimdi evet, biraz evet. Daha biraz irileşmiştin hafif. Tabii. Ay sus, A'dan Z'ye programında karını sinirlendi sana. 30-60-90 ama... dedin diye. Hiç yani bir sanatçıya bu yapılmaz. Neticede bunu... Ben 10 sene evvel Afrodit oldum. Şimdi hala Afrodit'si. Hala değil, hep öyle kalacak. Hep Afrodit kal. Evet. Ben Afrodit bir tanedir değil mi? Tüm hala. Şimdi 30-60-90'ı göreceğiz. Hiç ben bunlara gelmem. Hiç kusura bakma. Hayır, o bakımdan değil. Hayır. Madem 30-60-90 dedi, bak ben ölçeyim. Hiç alakası yok. Senin çok sevgili bir konuğun olarak geldim. Seyir. Sen, hayır. Hayır, seyir. Hayır, çok farklı. Ölçmeyi görmek istiyorum. Hayır. Ölç. Çocuklar, ben çok sanatçı ruhlu bir insanım. Ölçmeme lüzum yok, ben ölçüleri söylüyorum. 125. Eğer bir santim geri çıksın, şurada soyunur senden yatarım. Bel, 84. Bir santim fazla çıksın, gelin sen. Ama ben size bir şey söylemek istiyorum. Önümüzdeki günlerde kliplerim oynayacak ve tango bikiniler giyiyorum. İnanmıyorum. Evet. İnanın. Aa, biliyorsun o mikrofonun şey kamerada bir özellik var. Böyle daraltıyorlar. Hayır. Artık o belli olur. Ha. Senin dediğin gibi kaç 125 mi öyle bir kadını? Şimdi kalçayı söyleyeyim de sen istersen ondan sonra konuş. İstediğini konuş. 247. Vallahi ölçüler ister büyüsün ister küçülsün. Hala havalı kadın, hala hoş kadın, yalnız 3 gündür... Bir dakika, hala bir şey havalı kadın ne demek? Gel şunu bir açıklık getirelim. Ya, hakikaten havalısın. Ama gel şunu, hala kelimesi ne demek? Bugün evet. Türk sinemasının en son nesil... Yani bizden sonra bir nesil gelmedi. Aa. Evet. Kız Hülya Avşar senin çocuğun yaşında. Hayır, çocuğum yaşında. Aa, Hülya Avşar, o söyledi. Annesiyle sen aynı yaştaymışsın. Öyle mi? Hülya söyledi. Ah! Sezer Güvenilgin... Kızdıramayacaksın beni. Kızdıramayacaksın beni. Ben 81-82'ye bağlayan sezonda sinemaya girdim. Hülya Avşar da 83'te girdi. 83'te girdiniz evet. Ama Hülya 14 yaşındaydı. Ben 37 yaşındayım, o da 35 yaşında. Öyle mi? Evet canım. Bak o gösteriyor da sen göstermiyorsun. Benim babam da 60 yaşında. Aa. Gayet tabii. Demek senin baban benden 20 yaş küçük. Şimdi sen yaşını küçültürken bütün aileyi küçültüyorsun. Yo ben zaten bunun önümüzdeki günlerde... Baban 60 yaşında olabilir de sen ilk çocuğu olabilirsin. İnsanın, 20 insanın... yaşında evlenmişsin de sen de 45 olabilirsin. Hayır, ben de sana şunu söyleyeyim buysuz. Bir kere eğer hakikaten burada atışacaksak gel atış. Hayır, kesin atış. Gel atış alırsın. Ben misafirime hürmet etmesini hayır. Bilirim. Bir tek bir şey sormak istiyorum. 3 gündür televizyonlarda sizi izliyorum. Hı. Bu aynı elbiseyle giyiyorsun. Arada havalandır, ter kokar. Eğer vücuduna uyan başka elbise yoksa ama, benimkilerden ama veriyorum. Ama bir dakika, bir şey yok. Orada dur. Banu Alkan'la yarışamazsın. Ha. Çünkü Banu Alkan filme başladığı zaman hemen uçardı Paris'e. Evet. Roma'ya, evet. New York'a, Londra'ya. Neyse bir yere uçta. Ve benim bütün kıyafetlerimi herkes çok iyi biliyor. Evet. Ben dün sadece canlı yayından öbürden öbürüne koştuğum için öyle oldu. Bugün de başka bir yerden geldiğim için kıyafetim sadece yanımda bu var. Bravo. Buna bir şey demiyorum. Ancak artık Avrupa'dan giyinemezsin. Bu size yok Avrupa'da.
Ben öyle, bende bir kilo mu var çocuklar? O zaman battaniyeni, herkes görecek. Battaniyeni bırak da ayağa kalk gel. Ve huzurlarınızda Banu Alkan. Son kasetinin son şarkısıyla. Gel çocuk. Başlasın gelirim. Ne başlasın? Orkestra, tamam. Her yeri gözlerini gül yüzünü. Ay, güzel parça. Daha devam ediyor mu? Ediyor. Güzel alkış. Aynı şarkıyı ben okuyorum ve seyirciye soruyorum. Cevap istiyorum. Çalsanız olur. Neremi, neremi? Neremi, neremi? Neremi, neremi? Neremi, neremi? Şurada karar verin bir yere. Neremi, neremi? Neremi, neremi? Tamam, seyirci tutmuş bu şarkıyı. Durdun bir şarkı yaptın, vallahi güzel. Kaç gündür eve gidemiyorsun televizyona gitmekten. Neremi? Güzel. Teşekkür. Vallahi güzel. Güler Ümit ne güzel söyledi. Dustin Hoffman'dan kimin arasındaydı sesin? Dustin Hoffman'dan birisine benziyordu sesin. Clark Gable'la Dustin Hoffman arası bir ses dedi sana. Whitney Houston'la galiba. Ha. Ben bilmem o isimleri. Ben Fatma Girik tanırım. Safiye Ayla bilirim. Ümmü Gülsün bilirim. Benim yaşım ona müsait. Vallahi hoş geldin. İyi cesaret. Ama sen cesur kadınsın. Şunsuz çıktığına inan, memnun oldum. İlk defa bende çıkıyorsun bu. Yani bunu bu sadece bir aksesuar elimdeydi. Yani onunla dans etmek için. Ha. Evet. Yani lüzumda yokmuş. Canım. Kullanmıyorsan bunu bana ver. Peki. Şimdi bu kadar seneden sonra büyük bir cesaretle, büyük bir atılımla sahneye çıktın. Aslında ben geçen gün seni televizyonda izlerken üzüldüm bu devlet sanatçısı olma olayı için. Senelerde çalışan insansın. Bir sürü iyi yönetmenle çalıştın. Bunları sen de söyledin. Sen niye devlet sanatçısı olmadın? Yok, hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Ben sadece Savaş Ayın programına katıldım. Sevgili Savaş Ay istediği için. Ben sadece bir başarı ödülü almak isterim ya da teşvik ödülü, daha büyük şey. Çünkü biz daha genciz, daha çok şeyler yapacağız. Tabii. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Evet. Ben de... Daha ne var gülecek? Ben daha çok şey yapacağım. Bir dakika Huysuz, gel bunu açalım seninle. Açalım, neyi açalım? Şimdi kalkıyorsun, tamam, bazıları için diyebilirsin gerçekten. Ben doğduğumdan beri kalkıp hakikaten sanatını icra eden çok sanatçı var. Onlara o şekilde diyebilirsin. Ama Huysuz Bey kalkıp da işte 10 sene evvel veya 20 sene, tamam gerçekten 17 senedir sinemadayım. Ama yani o kadar. Ve 16-17 yaşında başladım. Ama ben senin yaşın için bir şey demedim ki. Ayrıca yani yüzünde tek kırışık yok. Herhalde yani. Senin yaş kompleksine girmen için bir neden yok. Hayır, sen dedin şimdi birden 20 sene evvel dedin falan, 25 sene. Sende öyle bir şey var ki insanları, daha doğrusu konuştuğun insana tahrik eden bir hava var. Böyle yapıyorsun. Her şey ve Avrupa. Gelişim var, bunu söylüyorsun. Ya bunu söylemene lüzum yok. İşte oradan telefon ediyor Çengelköy Taksi. Bize borcu var, borcunu ödemiyor diyor Çengelköy Taksi. Sen de diyorsun ki dolar vardı, onun için ödemedim. Hayır, dolar vereydin o zaman. Bir dakika, dünkü programı izledim diyorsun. Dünkü programına ben hiçbir şey demedim taksi durağında. Sadece kendiliğinden bağlandı. Ha. Ve Banu Alkan'a asla bizim... Banu Alkan'ın bize borcu yok. Dediler. O arkadaşı da kınıyorum. Sadece burada arabası var. Biz o arkadaşı da çoktan duraktan çıkardık dediler. Orasını dinlemedin mi? Onu her gün dinleyemiyorum tabii. Ay. Ben. Yani çoğu zamanım benim sekste geçer. Tesadüf o arada. Bir boş anımda onu dizdi. Yani bilmiyorum Banu. Tabii. Niye, bana bir şey ikram etmeyecek misin? He? Bak, herkes bir şeyler içiyor. Aa, tabii, rica ederim. Karıya fare zehri verin. Şu bardak senin eline yakışır. İçinde bir şey varmış gibi yap. Varmış gibi. Ay Banu Hanım, size Paris'ten getirdik. Hiç
yerli bardakla içmez. İyi herifin yerlisini kullanıyorsun da. Osmanlı erkeğine bayılırım. Kız sus, ben de aynı şekilde. Bayılırım. Ben saraydaki kapıcılara ölürüm. Neredeki? Saraydaki. Öyle mi? Ya lan, onlar biraz daha da. Tutmuş. Ne yapayım ben padişahım? Yani herkesin bir tipi vardır. Banu Alkan, Banu Alkan'dır. Bir yer etmiştir. Bunu hepimiz kabul edeceğiz. Bakmayın böyle insanların üstüne üstüne giden havası vardır. O da senin üstüne çok geldikleri için sinirleniyorsun herhalde. Yok, aslında benim üzerime pek gelmiyorlar. Ayol Savaş Ay'da neler ettiler? Şimdi hepsini tek tek konuşmayalım. Sen 30-60-90 dedin şeyde A'dan Z'de. Telefonda karı sen 60-90 dedin. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ha. Burada bütün sevdiklerimin önünde açıklamak istiyorum. Açıkla. Telefonu bir kere isimsiz telefon almaları yanlış. Peki isimsiz aldılar. O da önemli değil. Peki bütün oradaki telefonları şimdi konuşalım. Hayır bir dakika hemen. Tamam. Kısa. Kimden geldiğini de biliyorum. Bazı insanlar, benim güzel beni sevenlerime söylüyorum bunu. Bazı insanları gerçekten o sözcüğü de kullanmak istemiyorum ama böyle nasıl bunu küçük düşürürüz veya ne yapabiliriz? Birisine telefon açtırıyor ve bana orada ispiyon ettiler. Dediler ki falanca kişi. Bu çok ayıp. Kim? Söylesene. Yok, onu günü geldiği zaman söyleyeceğim. Onun dışında bütün sanatçı gelen... mı? Sanatçı mı? Gibi. Biraz. Yani ne? Şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten... gibi ne demek? Sanatçı yönü de var demek. Ha. Yönü mü ağır? Orada onları dinledim. Yönü mü ağır bir şey söyle. Orada gelen telefonlar neydi? Sevgili Banu Alkan, sizi kutluyoruz, tapıyoruz, ölüyoruz. Onlar da senin devlet ayarladığın telefonlarmış. Niye? O karı söyledi. O karı ben... Hepsini... Ay affedersin, yine telefon geldiği zaman düşmanın arıyor, methettikleri zaman dostuna. Hayır. Bak bana telefon geliyor, biri hep methediyorlar, şu kadın kere, sensin. Adıyla soyadıyla orada belli ve de gidip bulsunlar onları istiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu Mizuro'yu bütün Türkiye için ispat et gel. Etmeyeceğim bugün çünkü ben bütün Türkiye'ye en güzelini ispat edeceğim, o gün de söyledim. Anlıyorsunuz da anlamaz. Alkış kıyameti. İşte ben ölçümüşünü vereceğim insanlara, o gün de söyledim. En güzeli tanga bikinilerle. Tanga bikinilerle çıkacakmış yeni klibinde. Evet, yeni klibinde. Bu şarkı nereni? Hayır, neremi ve bir gün beni arzularsan iki şarkım. İki şarkı için klip yapıyoruz. Kaça çıkacak o klip? Bilmiyorum, Murat Taşdemir düşünsün. Murat Taşdemir kim ki? Antalya'da konuştunuz, tanıştınız. Murat Bey. Tabii. Ay çok severim. Murat Taşdemir mi hala ödüyor? Bazı şeyleri. O bir televizyon... Genel müdürü, evet. Genel müdürü. Söylesene, bir torpil yapsana, beni alsın. Senin ihtiyacın yoksa. Var, niye? Herif iyiymiş, benim de ihtiyacım var. Sen nereden duydun bunu? Ayol sen anlattın ya Antalya'da. Ve sevgili Banu Alkan'ı'la beraber bir şarkı söylüyoruz. Canlı, hep klip olmaz. Benim programım canlıdır. Hangisini istiyorsan benim şeyim geniştir. Repertuarım. Ben burada bütün kendi şarkılarımı okumak istiyorum. Kusura bakma, senin şarkılarını hiçbirini okumayacağım. Çünkü i̇şte ben bak, çok taze ya bir şarkı. Ters karıda şimdi üstüme geldi. Hayır, ama üstüne gelmedim. Ben çünkü bugün Muazzez Abacı bile repertuarını geçmeden okuyamazlar. Ben yeni bir şarkıcıyım. Benim parçalarımı okumaya geldim. Beraber bir şey yapacağız ki final yapalım. Biz birlikte onu, ben çok yeni bir şarkı, ben sinemacıyım, yeni bir şarkıcıyım, kendi parçalarımdan okuyayım. Neremi? Her yerini. Neremi? Her yerini. Neremi? Ben yerimi diyeyim. Neremi? Ostrogotunu. Neremi? Vizigotunu. Neremi? Vikingini. Pekala, şarkınızı dinliyoruz. Canım demeni, gülüm demeni, seviyorum ben de seni. Neremi? Gözlerini. Neremi?
Kızı tuttu, durdu bir şarkı yaptı, delirtti insanları. O zaman Nereme deyince benim aklıma bir şey geliyor. Uysosu'yu okuyayım mı? Bir gün beni arzularsan ikinci parçam. Albümde ikinci. Bilmiyorum bunu yayınlar mıyız yayınlamamız ama keseceğiz bunu. Ben sana şimdiden söyleyeyim. Ya benimle beraber şarkı söylerse ya kestiririm ikinci parçayı. Öyle çıkıp da Ama ben... Kız gerçeği söylüyorum. Niye geldim ki? Hayır ne var? Gelmeyecektim aslında ama Uysun seni çok sever dediler. Reklamı... Bana ne dediler biliyor musun bu akşam kuaförde? Hiç korkma Banucuğum dedi. Çünkü seni seviyor. Nereden biliyorsunuz dedim. Ben biliyorum dedi kadın. Kim kadın? Beni satan bir karı var, o mu acaba? Hayır. Yok, çok iyi. Yani gelenle sohbet edeceğim, diyeceğim, güleceğim. İlk başta geldin üstüme saldırın, gel ölçelim derim, müsaade etmedi. Ben senin buranı ölçmeyecektim. Merak ettiğim bir yerim var, onu ölçecektim. Ona da sen müsaade etmedin. Neremi? Şarkı güzel. Bunu ben de okumalıydım. Neremi? Bravo! Neremi? Hadi kalk oku şarkını. Hangisini? O kasetindeki ikinci parça. Bir arzular. Ve huzurlarınızda ikinci defa Banu Alkan bu kez gelecek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu parçanın reklamını bundan daha büyük yapamazsın. Oturma Banu. Program bitti. Öyle mi? Ama bu kadar bizim program. Çünkü bunu bütün Türkiye seyrediyor. Onun için bu kadar program alıyor. Ama istiyorsan beraber bir şey söyleyelim. Dere geliyor, dere gel. Bilir misin böyle bir şey? Ben bütün artık. Nasıl? Söyleyemeyeceksin ve oturacağım. Efendim iyi geceler. Hanım oturuyormuş. O oturur gel size. İyi geceler diyoruz. Banu Alkan. Ben seni dinleyeyim. Ben bitirdim, programı bitirdim evladım. Sen geç geldin benim sabahım. Pekala, oturabilirsin. Efendim, balkon Alkan'la size... Şöyle bir şey yapabiliriz Banu. Sen şimdi sinemadan geldin. O zaman sana bir rol vereyim. Şurada bir jön var. Ayol ya sohbeti sabah oldu. Kıllarım uzadı, daha ne sohbeti. Sabaha kadar sohbeti... Gel onları keselim. Ada. Burada yapalım. Herkes izlesin. Belki bayılırlar bacaklarına. Ama neremi? Ama Afrodit'in, yanında cesaretin varsa soyun. Yok şimdi. Bu laf alkışlanır. Varsa cesaretin gel soyun. Ayol kanal kapanmasa bir soyunurum. Senin yanında kürdan gibi kaldım. Sus. Her şeyle yarışabilirsin ama Afrodit'in vücuduyla asla. Tabii göz var görüyorlar yani. Herkes görüyor ve herkes zaten tapmış ve beni Türk halkı zaten Afrodit'liğe layık gördü. Ben soyunamam utanırım ama Uysun soyunabilir. Evet. Uysun soyunabilir. Gel yan yana giyinirken duralım bir. Ama hiç poponun şeysi gözükmüyor. Böyle bombe kısmı hiç yok. Onu aldırdım hanımefendi. Nerem bu hale geldi. Miden çıkmış, karnın çıkmış popon ya. Sende hiç yoktu maşallah. Öndüm düzdü. Ama bende hiç olmasa popo kavisi var. Sende hiçbir şey yok. Huysuz yarışamazsın. Kız üstüme gel. Ne yarışacağım? Hayır yarışamazsın. Banu Alkan'la yarışamazsın. Herhalde Banu Alkan'la kimse yarışamaz. Ama ben atıcı. Senin konuğun olarak... Neremi? Ya onsuz söyledim. İstediğini yap, Evet Banu Alkan'la size Allah'a ısmarladık diyoruz. Bu olay herhalde çok uzayacak, karakolda bitecek. Banu hakikaten kalk Allah'a ısmarladık diyelim insanlara kızım. Sevdi beni herhalde. Öyle mi yapıyor? Öyle yapıyor. Efendim Banu Alkan'la size Allah'a ısmarladık diyoruz. Oynak bir parça istiyorum. Belki oynarız. Peki. Oynayabiliriz. Neremi'yi koysun oyna. Neremi'yi koyun oynasın. Oyun yeri var onlar. Oyun yeri. Neremi'nin oyun yeri. İkinci bölümden sonra. Dur içeride koyacaklar. Ya sen Afrodit'le yarışacağını mı zannettin? İmkanı olsun? Var mı hanımefendi yani? Mümkün değil. 90-60-90 yani. Göreceğiz. Peki bir şey söyleyeceğim seyircilerime. Hep beni filmlerde izlediler.
Nasıl bir vücut gördüler, bir soralım mı? Ayol. Bak çok güzel diyor, canım benim. Bak gördün mü, böyle yapıyorlar. Ayol filmler 10 sene evveldi. Ne 10 sene evvel? 10 sene evvel ben koşarken memem ağzıma değerdi. Aa, rica et. Sen çok affedersin huysuz. Evet. Gencecik insanları da 25 sene evveldi falan deme. Evet. Çünkü ben zaten 17 yaşında, 17 sene evvel sinemaya girdim. Olabilir. Sen daha başkalarına söyle onları. Benim doğduğum senelerde hala şarkı söyleyenlere söyle. Tamam. Evet. Bak parça hala giriyor. Evet. Çok güzeldi. Sen şimdi orada. Sen karışma. Senin ne alakadar ediyor? Fazlalığı falan yok. O Banu Alkan'dı. Peki şeye soralım. O beyefendilere soralım. Gelin buraya. Gelin yanıma. Ne dediniz? Çok güzeldi. Güzeldi. Güzel hala. Hala. Evet, hala. Ama böyle. Ne dedin? Korkudan. Sen ne dedin? Çok güzeldi. Buraya gel. Ne? Güzel dedin. Güzel. Evet. Doğru. Doğruya doğru diyor. Bak doğruya doğru güzel diyor. İspat ediyor. Evet. Bana göre neremi, de neremi başlıyor mu? Hep bir başlıyor. Bak erkekler durur. Hadi beraber. Şeyden. Benim parçam girsin, hep birlikte neremi neremi diyeceğiz. Hadi tamam. Hadi. Evet. Başlasın. Başlasın. Her yeri neremi gösterini neremi neremi gül yüzünü neremi neremi. Efendim, Banu Alkan ve hayranlarıyla birlikte size Allah'a ısmarladık diyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Neremi? Neremi?